16 yaşına kadar beş kardeşiz. İkimiz öte dünyalı oldu. Üçümüz burada. Ben buradan evveli gidip geliyordum köyüme. Şimdi anam babam öleli o kadar gitmiyor kızım. Bura benim yurdum. Bura yurdum. Çok şükür Allah'ıma. İyiyiz. Çok gücümüz kurudu. Ekmedik yerde konmadık. Öküz ile sözüm yok bana. Öküz ile eşeğe gittik geldik. Evveli ölüydü. Motor yoktu. Şimdi ekiyoruz, kaldırıyoruz. Evimize geliyor zehre. Hepsi evimize geliyor. Evveli çok güçlüydü. Ekmeği itmeden o sanırdım. İnsan götürdük kıra yalnız olduğumuzdan. İnsana da heybe dolu ekmek giderdi. 15 güne bir ekmeği giderdim. Şu çocukla çıkalım. Çok güveniyorsun. Alıp geliyor. 10-15 kişi gitsek 10-15 çörek getiriyor. Biz de burada yemeğini yapıyoruz. Yolluyoruz kıra. Biz burada ince sevgilinde yerle. İşte böyle. Kocadık gari. Ben de buna bırakam diyorsun. On dişimiz var kızım. Bırakamıyoruz da. Motorlarımız var evvelki gibi değil. Motorların arkasında iş işleyen şeyler var. Aygıtlar var. Böyle işte dünya. Çok küçük yaşta gelin olmuş. He, çok, he, bu eskere gidecek diye. Ben eskere gideceğini bile bilmiyorum anam. Ben öyle gelinecek sanıyorsun. Gidilecek sanıyorsun. Ufakladık. Bu eskere gitti. Ben burada ablayla kaldım görümcüyle. 3 sene askerlik yaptı geldi kızım. 3 sene görümcüyle biz dokuduk. Kayınlığa dokuyverdik. Hayat verdik. Kendimize dokuduk. Eğlendik öyle. Ben atardım, o abla tutardı. İğirdik geceleri bile. Öyle. Böyle çoluk çocuğu, benim 4 sene çocuğum olmadı. 20 yaşına gittim, Allah verdi. 2 oğlan, 2 kız oldu. Biri öte dünyalı oldu. Bir burada çok şükür, çok memnunuz evlatlarda. Çok memnunuz evlatlardan anam. Bu bir yolda geldi, 3-4 sene ilerberle işledik, öküzle. Bu yolda millet o zaman Almanya gidiyordu. Almanya gitmiş, güvencik vardı. Şimdi Almanya'nın da yok. Bu bir yolda Almanya'da 15 sene durdu geldi. Ben çocukları ufak biremiyordu gittiğinde. Büyüttüm, bayıttım, baktım, okuttum kızım. Sen hiç gitmedin mi Almanya'ya? Gitmedim anam, hiç gitmedim. Canım düştemedi. Evlatlarım buldu, burada olduğu için canım da, gözüm de olmaz, canım düştemedi. Allah var. Belki gideceğim desem götürürdü. Gitmedim. Zor olmuştu burada. Kiminle kaldın? Oğlumla. Acı oğlum okula girdi. Onu okutacaksın, onun yanına gidip geleceksin. İneklerim vardı kızım, bir sürü koyunlarım vardı. Tavuklarım, 50-60 tavuklarım vardı. Onlarla eğlendim anam. Onlarla eğlendim. Böyle. Bu bir yolda geldi. İlerberliğe başladık yine. öyle vakit geçiriyoruz işte. Başında bir Turan'ı gördüm Elif teyzem. Ne zamandan bu Turan? Gelinlikten kızım. Gelinlikten. Bunlar bozdular. Bu eskiden bu Turalar mı yapılırdı gelinlere? Eskiden bu Tura. Burada ineli olurdu. Küpen olurdu. Çömen olurdu. Hepsi olurdu evveli. 7 kat turba ettiler beni. 7 kat turba ettiler. Allah razı olsun kızım.
İşte böyle sen böyle. Gelin geldiğinde yaşıyor muydu Ahmet amcamın anne babası? İkisi de ölmüşler. Görümcüyle durduk diyor ya. Hmm. Görümcüyle durduk. Rahmetli olmuş ona. Genç rahmetli olmuş. Anam da genç gitti. Kendi anam da genç gitti. 52 yaşında öldü anam da. Babam 60 yaşında öldü kızım. Ben vardı çok seviyordu beni. Rahmetlik bekledi bizi. O 60 yaşında öldü. Koca ölmediler. Hep genç öldüler. Sürünmediler. İyi oldu. İyi oldu. İyi oldu anam. İşte böyle dünya kızım. Şimdi nasıl geçiyor Elif teyzem zamanınız Ahmet amcayla? Neler yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz. Yiyoruz. Gelin pişiriyor. Biz yiyoruz. Güneşli oldu mu güneşlere çıkıyorum ben. Yapamıyoruz anam. Bir de benim kafada hastalık var. Kafam benim ırran buran ediyor. Çok yere yürüyemiyorum. Komşulara bile bazı koluma yapışır gideriz. İşte öyle. Bu kafeye gider gelin. İşte böyle dünya geçiriyor. Bir öylesiye kızım. Allah yatırmasın. Allah iman Kur'an nasip etsin. Amin. 50 yıllık yaklaşık evliymişim. Bunun sırrı ne Elif teyzem? Sırrı yoldaşlık birbirine. Birbirine yoldaşlık kızım. Golü değil. Ya bu kaysa ben ya ben kaysam ne kadar olsa rezilli olur. Çok şükür şimdilik iyiyiz. Bu 50 yıl evlilik içerisinde iyi ki Ahmet amcamla evlenmişim diyor musun? Tabii. Çünkü hayat onunla geçiyor değil mi? He, onunla geçiyor. İki kişi geliyorsun ama iki kişi kalıyorsun. Öyle oluyor. Ama şimdi öyle değil Elif teyzeciğim. Yani şimdiki nesil gençlik yani sizler gibi böyle uzun ömürlü bir evlilikler... Yok. Herif iyi olursa duruyor, iyi olmaz tiyatro veriyor. Erkek olsun, dişi olsun. Öyle indi. Allah öyle mi koydu bilmiyorum. İsa'nın namı öyle oldu kızım. Nasıl oldu Allah biliyor. Öyle. Çok şükür Allah'ıma. Ben 84 yaşındayım. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Hayatım bu ülke. İşte kendi başımıza 9 yaşındaki babam ölmüş. 18-17 yaşındaki annem öldü. İki kardeş kaldık. Bu iki kardeş olunca tabii onu da kaçırdılar kardeşimizi. Epey bir mücadele ettik. Yalnız olunca ben askere gidip gelip de öyle evlenecektim. Tabii kardeşim orayı bıraktı gelince, onun kocası da asker oldu. Ben evleneceğiz ama başında bunları bekleyecek bir ebesi olan yaşlı bir kadın olsun dedik. Allah bin kere razı olsun, Allah rahmet eylesin. Ebesi, üstelik bunların başında bunları güttü, gözletti kardeşimle bunu. İşte biz askerden geldikten sonra yine dediği gibi işte hayat öküzüyle, eşeğiyle, çiftçilik, büyükçilik. Gidenler Almanya'ya gitti. Herkese gidin. Yani benim gitme imkanım, evime damımı bir yana koyup da yoktu. Fakat zaman geldi, ben mecbur kaldım yurt dışına, kaçmaya, gitmeye. Turus gitti, İsviçre'de bir gece otelde yattım. Ertesi gün işe girdim. Bir sene orada çalıştık. Çalışma çok, para az. Almanya'ya geçtik. Allah bize orada bir iyi yer verdi. Aynı firmada, aynı fabrikada 13 sene çalıştım. Taşına toprağına bereket. Bugünlere kadar işte. Geldikten sonra her şey vardı. Motor, aygıt, alet. Bir iki sene yaptık. Bu iki üç kere hanım ameliyat oldu. Koyun, kuzu, inek ne varsa sattık. Kendi başımıza kaldık. Ondan geride bakıma ihtiyaç oldu. Bir iki kişiler geldi gitti. Olmadı. Bağışamadık.
beşinci, altıncı kişi bunlar geldiler. Allah razı olsun. Bunlar bizden memnun. Biz bunlardan memnunuz. Şimdi işi sürdürüp gidiyoruz işte. Böyle. Kaç çocuğum var Ahmet amcam? Üç çocuğum, iki kız, bir oğlan. Kız, bir kızım var. O Denizli'de öğretmen. İkisi Bursa'da. Bursa'da biz hani bir dostum vardı benim. Okulda okurken çaldı Hacı Ziya diye. Benim oğlanın velisiydi. Bana derdi Ahmet oğlanın üzerinde çok duruyor. Çok titiz duruyor diye. Ben dedim malum o zaman sağcılık solculuk bilmem neler vardı. Onun için böyle böyle dedi. Yarının dedi kısmeti ne olacağını. Yani benim oğlanın Bursa'ya gidip de iş güç sahibi olacağını, orada böyle olacağını hiç aklımıza, hayalimize gelmezdi. Allah'ın takdiri. Böyle bir üniversiteyi bitirdi. Bir tane çıktı Ağrı'ya, bir daha çıktı Ağrı'ya. O zaman anarşik olaylar çok. Ağrı'ya aşk mezarım var. Yollamayacağız, yollamadık. Hadi dedik ya. Oğlan dedi otobüs alalım. Veyahut bir çift öküz alalım dedi. Motor küçük. Oraya buraya giderken iş çıkarttırır diye. Tabii gözlere bakıp durur herkes gibi. Olmadı. Sonra otobüs alalım dedik. Çocuk, şoför, bavinal, teşmere aldık. 3 sene çalıştırdık. Ahım şahım bir para kazanamadık. Hep başkası. Çaldığı evet. Yaptınız Ahmet amcacığım bu otobüsçülüğü? Denizli'de. Denizli'de. Evet, Pamukkale'de çalıştı. Pamukkale şirketin müdürü de benim oğlanı çok severdi. Neyse ondan sonra bir Nazilli'den şeyle aldılar. Bir arkadaş ortak icradan. Onu şeyde 2-3 ay çalıştılar, sattılar. Bir askerliğe çıktı. Arabayı sattık. Ben dedi şey olarak gideceğim, er olarak gideceğim. 3 ay, 4 ay askerlik yapıp geleceğim dedi. 4 ay askerlik yaptı geldi oğlan. Geldi. Yine tabii bu böyle böyle Turan abi bana çağırıyor şöyle şöyle. Ben istemedim ama gitmişler ikisi iki tane otobüs almışlar işte İstanbul'dan. İki oğlun. Ay. Pamukkale şirketin müdürü Turan'la. Evet. Şey, şu anda nerede? Şu anda Bursa'da ama. Şu anda Bursa'da işte. Şimdi şu anda Bursa'da onu diyeceğim ya. Nihayet onunla çalışırken bir şebeke eline düştü. İşini kaybetti. Mesela biz aldığımız otobüsü 29 milyona aldık. 39 milyona sattık. 33 milyon benim oğlan borç yapmış. Onun da sebebi hani bu konu çok derin. Şimdi iyi değil mi? Şimdi Bursa'da iyi. İyiler. Bursa'da iyi. İş gücü var. İş yeri var. 100-120 kişi çalışıyor. Ne mutlu çocuklarını da okutmuşsun. Sen gittin mi okula Ahmet amcacığım? Benim bizim zamanımızda ilkokul eğitmen vardı. Yani köyde okur yazı olanları mesela köylere öğretmen olarak verdiler. Eğitmen o zaman öğretmen değil de eğitmen diye. Biz 3 sene okuduk, diplomamız falan vardı, hepsi verdiler. Fakat zaman geldi, bir ehliyet alalım dedik, 5. sınıf gittik. 55 yaşında 5. sınıftan ehliyet aldık, diploma aldık, ehliyet aldık. İşte bu şekilde sürdürüp gidiyoruz işte hayırlısıyla. Şimdi neler yapıyorsun Ahmet amca? Şimdi biz işte bir yere yapmıyoruz, çalışamıyoruz zaten ben. Yanımdaki çalışan adam ekiyor, biçiyor, pancar, ayçiçeği, arpa, buğday, bunları yapıyoruz. Bunlarla vakit geçiriyoruz işte. Bu yıl yalnız mahsullerde pek şey yok Ahmet amcacığım. İlk durum yağış devam etti, iyiydi fakat nelerse şu 10 günden bu yana çok sarsıntı geçiriyor. Mesela cevizle uyandıydı, 30-32 dönüm ceviz var bizim. Fakat soğuk kurutmuş, vurmuş.
Allah'ın takdiri tabii. Elimizden bir gelen bir şey yok. Soğuk olmuş. Bir biziki değil. Herkes ki şu ev önünde şimdi şu asmala mesela üstünü şeyleri örtmesi lazım. Bir tek daha ev önünde yok. Ta dipten uyanan var. Mesela konuşuyoruz bütün çevre çalın şeylerle. Onlarınki daha kötü. Onların inancı, şeysi, kazancı, beklentisi, bağ, ticareti. Allah'ın takdiri bu. Allah'tan gelen bir şey, kimse bir şey diyemez. Öyle. 50 yıllık evlisiniz Elif teyzemle Ahmet amcacığım. Şimdi Elif teyzemle 50 yıllık evliliğinde mutlaka olmuştur tabii. Nasıl geçti zamanınız bu 50 yıl? Şimdi amcam biz dediğim gibi 50 yıl iyi yani ben Allah razı olsun ailemden memnunum. Çoluk çocuk sahip oldu ama iyi zamanımız oldu, kötü zamanımız oldu. Kavga ettik, dövüş ettik. Asili o günler öyle geldi geçti işte. Ya mutlaka yaşanır. Her zaman şey olunmaz değil mi Ahmet amcacığım? Tabii tabii tabii. Ama Elif teyzem bana çok böyle sabırlı gibi geldi öyle değil mi? Yoksa sabırlı da, değildir. Çok... Değil midir? Değildir. Elif teyzem mi? Sinirli. Sabırlı değil. Elif teyzem, çengeldir hepsinin. Çeket Bey de ben burada kalırım yani. Karının çeketini dinleyeceğim ben. Kabire gideyim de yatayım der. Öyle der. Öyle diyor. Ama şimdi de kaçacak yer yok. Kahveye mi kaçıyoruz Ahmet amca? He kahveye. Kahveye öyle der ben. Gezmeye gide. Ya çok vakit geçirmiyor. İşte öyle vakit geçiyor kızım vakit geçiyor. Başka imkanımız yok. Ne söylemek istersin? Şimdiki nesilde bu uzun evlilikler yok ama. Ya şimdi ortalık çok acayip. Çok yani bir evlenmek, affedesin, şeyden fırından ekmek alı gibi alıyorsun, evleniyorsun. 3 gün, 4 gün sonra bakmışsın, 1 ay sonra hadi ayrılmış. Nedir? Ben bunlara aklım ermedi. Nasıl olduğunu. Öyle. Ben şimdi hep öyle yani. Evvel başını... Elin tepesin içinde, korun kırılsa yengin içinde denirdi kızım. Utanmak vardı, şimdi utanmak yok. Ağır namus vardı, şey vardı, hep öyle yani. Gelirken bahçeni de gördüm, çok güzel. Uğraşıyor musun bahçeyle? Hayır, hiç uğraşmıyorum. İşte işler bunlar garibince yapar, Thomas İzke. Ede şunu derdinize geçen sene yaptı. İçine marul döktü, dıştaki narı soğuk kurmadı, içindekini soğuk kuruttu Serhan'ın. Meraklı evlendiğinde o da uğraşır durur yani, Ramazan'da uğraşır durur. Dayılar köyü dediğimiz zaman ne şeyleri vardı bu dayılar köyünün bir adet olarak? Neler yapılırdı önceden? Dayılar dediğimiz zaman ne aklımıza gelir mesela? Şimdi amca bu dayılar burası bir çiftlik. Sultanahmet Efendi'nin çiftliğiymiş. Burayı idare eden bir ziraat mühendisi varmış. Şurada benim tarlanın üstünde binası varmış. Eski okul vardı önünde. Bu adam nasılsa burayı işlemek için babamgil, dedemgil Kocaköy'den, Şalvan'dan gelmiş. Bir oymak var, Sapçılar'dan gelmiş. Bir oymak var, Aşağı Seyit'ten gelmiş. Sağdan soldan bu köyün ismi dayılar diye daha iyiler. Yani o adam iyi ailelerden gelsin, yerleşsin, sürdüğü tarlaları 20 sene vadiyle satış yapmışlar. Bu köyün kuruluşu öyle, öyle duyuyoruz büyüklerimizden yani. Sonra sağdan soldan da gelmişler. Şimdi köklü olarak burada 3 koca köy. Sapçılardan var gelenler, Aşağı Seyit'ten var gelenler. Ama sonradan sağdan soldan da gelen ondan kıymeti yok. Köklü olarak bu 3 yerden var gelip yerleşen dayılar şeysi budur. Ta eskiden zaten buranın öküzüyle affedersin yeşerle çalışıp arpa buydu yıkıyordu. Başka bir şey yoktu. Su kuyuları öyle. Su içme suyunu kuyulardan alıyorduk. İhtilalda şurada bir okul yapıldı. Nereden bunun suyu gelecek? Menderes. Orada, hemen oraya bir sontaj vurdular. Ellerinde. Bir tulumla kurdular. Koca şeyin inşaatını yaptılar okulun. Ondan sonra o zaman için inkılap komutanı vardı. Onun evine vurdular.
Suyu öyle getirdiler buraya. Buraya yani su, yani o güne kadar hiç kimse bunu bilmemiş, öğrenmemiş, yer altından su çıkarmıyor. Biri bizim amcaoğlu var, bir daha bir komşu vardı. İlle senin, benim şu yandaki evlerde de İcik'ten bir adam vardı. Köyde bekçilik yapıyordu. Sen beni buraya vurdurdun Selim. Buraya. Neyse, illa buraya şey vuralım. Geldi Ahmet böyle böyle, atlatayım, vurdursak iyi de şimdi çıkmaz. Çıkmazsa para almayacağız dedi. İyi dedim ben, vururum. Vurdular. Ana ben şurada demir dükkanı var, oraya gittim, geldim, tulumu kurmuşlar, su taşurlara gelmiş. Şu anda da var mı? Var, sontaj var. O kapandı da başka derin sontaj vurdurduk şimdi. Biz kendi suyumuzu kullanıyoruz. Bağ bahçe suluyoruz, işte bunları böyle suluyoruz. Yani insanlar o gün için ta bilmem nereye giderdi, Menderes'den bakırla çoluğa çocuğa bir şey göklemek, domates, biber gibi. Her gün ikinden oldu mu şey sulamaya giderlerdi. Ama şimdi öyle değil. Her yerde su oldu Allah'a şükür. Yani insanların deneyimi, tecrübesi olmadığından. Pekala Ahmet amcacığım. Son olarak bize eskilerden herhangi bir mani, bir türkü, böyle bir şeyin var mı? Söyleyebilir misin bize? Onu söylemeyin. Onu söylemeyin. Yok mu hiç? Olmaz olur mu canım da şimdi evet, ses yağışlar. Bir tane söyleyiver. Sen ufacık şöyle söyleyiver bize. Söyler, söyler diyorlar. Söylemez ama. Söylemez. Bizim için çok küçük söylersin Ahmet amca. Öyle miyim ben de? Şimdi ben sıkılır şey yaparım. Hiç sıkılacak bir şey yok Ahmet. Yok amca, da işte olur. Sen bu kamera, bir mikrofon yok. Sen bana söyleyiveriyorsun Ahmet amca. Ya da Elif teyzeme. Ben gidip gerek otobüs içinde uyuyamazsın diye bunlara bazı söyleyiverim tamam işte. Ben de. Onun sen, için derler. Tamam biz bekleriz. Hadi Ahmet amcacığım söylersin sen hiç. Hiçbir şey aklıma gelmiyor ki. Emine'mi Doruta'ya bindirdim. Bindirdim de Emir Dağı'na indirdim. Emine'mi seni şimdiye kadar güldürdüm. Şimdiden sonra sen beni güldür. Eminem oturmuş taşın üstüne, taramış zülfünü kaşın üstüne. Eminem'den selamlar gelmiş, vallahi da aldım koydum başı üstüne. Eminem'in yolları yolda gördüm sıvalıymış kolları.